kendisi şaka yaptığımızı, yani bu kadar da abartmamamız gerektiğini falan söyledi. Daha sonra parayı kendisine gösterip masanın üstüne duyunca o da bir ufaktan şok geçirdi. Çünkü babasının böyle bir parası olduğundan kendisinin haberi yokmuş. Benim de ev boşaltma, daire boşaltma, iş yeri boşaltma firmam var. Eski bir dolabın içindekileri ayırırken üçüncü kutuyu açınca içinden bir bez torba çıktı. Çantayı içinde kitap değil paraya benzer banknotlar gördüm. İnanmadım tabii, bu dedim reklam paralarından herhalde veya bir aldı hani şaka yapmak için falan diye düşündüm ev sahibinin kerasının bodrumunda. Tabii paraların sahte olmadığını anladım ufak bir kontrolden sonra ve o zaman tabii ki insan ister istemez heyecanlanıyor çünkü 500 euroluk banknotlardı. Yani veya bir yüklü miktar olduğunu anladım. Tabii biraz heyecan bastı çünkü hayatımda ben bu kadar miktar bir arada hiçbir zaman görmedim. Parayı saydığımızda 557 bin euro ve 2700 İsviçre frank olduğunu gördük. Rabbimiz her şeyle gelin ama kulaklığıyla asla gelmeyin diyor. Yani bunu bilip de itiraf edip de birazcık nasıl o parayı sahiplenebilirdik? Yani yeterince sebebimiz bir an önce Alman bayını arayıp durumu bildirmek için vardı. Kendisine işi bitirdiğimizi, anahtarı teslim edeceğimizi ve bir miktar para bulduğumuzu söyledik. Tabii paranın miktarı hakkında telefonda bahsetmedim kendisine. Gittiğimizde tabii benim ilk cümlem kendisine bizi buraya getiren kuvvetin adının, isminin İslamiyet, Müslümanlık olduğunu söyledik. Ve kendilerinin rızası olmadan kesinlikle bir eurosuna dahi dokunamayacağımızı söyledik. Kendisi 500-600 euro falan bulduğumuzu tahmin etti. Ve biz o teslimiyetten yani emaneti sahibine verdiğimizden dolayı inanır mısınız kuşlar gibi hafifledim ben. Çünkü kul hakkıdır. Kesinlikle Allah'ım kimseye de nasip etmesin.